嗯嗯 Efendim Osmanlı Devlet Ticali'nden Moralı Osman Efendi, Halim Selim, vakur, haysiyet sahibi, şahsiyetli bir kişiydi. Kimseye ele tek açmaz, hiçbir devlet ticalinden büyüğe yardakçılık, yalakalık yapmaz, kavuk sallamazdı. Padişah müşaviri Halet Efendi, Moralı Osman Efendi'nin bu haline içten içe sinirlenir, Fırsatı geldikçe moralı Osman Efendi'yi taşla teşkilatlarındaki görevlere sürer, bazen maaşından kesinti yapar, onun nüfuzunu kırmak için elinden geleni ardına koymazdı. Bir gün padişahın danışmanı, padişah müşaviri, Halet Efendi ile Osmanlı şairlerinden Keçecizade İzzet Molla, padişah müşavirinin odasında oturuyorlardı. Birden moralı Osman Efendi çıkıp geldi. Padişah müşaviri Halet Efendi kalktı, önünü ilikledi. Moralı Osman Efendi'yi karşıladı. Makam odasında oturttu. Konuşmadan sonra, yani konuşmaları bittikten sonra tekrar merdivene, binanın çıkışına kadar Moralı Osman Efendi'yi uğurladı. Bu durum Keçecizade İzzet Molla'nın dikkatini çekmişti. Dedi ki, efendi siz bu adama elinizden gelen kötülüğü yapmıyor musunuz? Maaşından kesinti, nüfuzunu kırmak, taşla teşkilatlarını sürmek gibi. Peki bu hürmetinizin sebebi nedir? Haklısınız dedi padişah danışmanı Halet Efendi. Ben bu moralı Osman'a elimden gelen kötülüğü yaptım. Fakat onda bir efendilik var, bir şahsiyet var. Onu bir türlü elinden alamadım. Ve onunla karşılaştıkça da gayri ihtiyari kendimi ona saygı duymak, hürmet göstermek zorunda hissediyorum dedi. Efendim bugün bereket vaktinde Ayasofya'da Müslüman insan, Müslüman şahsiyetini konuşacağız. Sizleri de bekleriz. Euzü <laughs> billahi Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.

Dedik çün biz de Bismillahi Allah müyesser ide her sanuyu Allah demiş Osmanlı müelliflerinden Yusuf Sivri Hisari. Biz de Cenabı Hakk'ın ismini anarak Bismillah diyerek başladık. Allah'tan dileriz ki her hayırlı kastımızı, dileğimizi, isteğimizi bizim için kolaylaştırsın. Amin. Amin. Bereket vaktinden Ayasofya'dan bütün sevgili seyircilerimizi, dinleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. <laughs> efendim bereket vaktinde Ayasofya'da bugün Müslüman şahsiyetini konuşacağız. Elbette Kur'an'ın, hadisin, geleneğin bize bıraktığı verilerle, emir ve yasaklarla bir Müslüman şahsiyeti tarih boyunca şekillenmiş, dünya üzerinde insanlığın hayran kalacağı işler yapmıştır. Ama biz şimdi yeni bir dönemdeyiz. Müslüman şahsiyetini daha gerçek, daha bilimsel, elle tutulur, gözle görülür, ölçülebilir bir bağlamda değerlendirmek, anlamak imkanı var mıdır? Bunu konuşacağız. Biraz açılışım uzun oldu ama biraz sonra çok kıymetli konuğumuzla başladığımızda anlayacaksınız. Çok kıymetli konuğumuzu tanıttığımda. Efendim bu akşam okunan ayeti kerimelerin Aşrı Şerif'te okunan ayeti kerimeleri Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Hasan Tok hocamızdan dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ayasofya'nın kubbeleri yine Kur'an Hakim'in sesleriyle çınladı bu gecede. Necdet Çağıl hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Sefalar getirdiniz. Sefalar bulduk. Teşekkür ederim. Sizi böyle ederim. daha güleç görüyorum ve Allah çok razı olsun. bundan Haz alıyorum Allah için. Allah razı için. olsun. Gülmediğim zaman siz de bana hatırlatın hocam. Allah razı olsun. Biraz gülelim, tebessüm edelim. Bu sizin diye. güzel bakışınız. Estağfurullah. Ben. Sağ olun. Bunu ısrarla söylüyorum ki hocam, gelin gönüller yapalım bu Ramazan ve her zaman efendim cümlesine, vurgusuna hiç olmazsa bu kadarcık bir katkımız olsun Değil diye. Değil evet. Ancak artık Ramazan'ın hı, 20 günü geride hı. kaldı. İnşallah bir kardeşimizin gönlünü yapabildik mi diye sorgulayalım isterim. Aziz seyirciler, sevgili dinleyiciler, bu gece Müslüman şahsiyeti kavramını Profesör Doktor Recep Yaparel hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sefalar getirdiniz Sağ olun, efendim. Yorduk kolay. sizi ta buraya. 9 estağfurullah. Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı evet, estağfurullah. ama estağfurullah. aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Din, Din Psikolojisi, Anabilim evet. Ana Bilim evet. Dalı Başkanı. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, Aşrı Şerif okunurken Necdet Hocam kıraat alimi aynı zamanda. Kur'an ve Kur'an musikisini, bu tabir yanlış değil değil mi hocam? Kur'an musikisini doğru. biliyor. Evet. Hafızın okuduğu <laughs> yerlerde karar seslerini hm diye böyle <laughs> efendim buldular. Fakat Recep hocam da buldular çünkü evet, kendisi sahibim. aynı zamanda bir neyzen. Sağ evet, evet, sağ İki Oo. musikiyi bilen din ilminden haberdar evet, insanla bu akşam çok kıymetli sahibim. konuğumuzla efendim Müslüman şahsiyetini konuşacağız ama öncelikle okunan ayeti kelimelerde <laughs> bizim için önemli notlar var. İlk olarak Maide suresinden okudular. <laughs> ee, hocam bu Maide'de son ayet. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Buradaki dini alaya almak ve kafirleri dost edinmek bağlamına tefsir alimleri bir müfessir olarak siz ne diyorsunuz? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de Kalem suresinde izleyicilerimiz de takip ettiler. E, genellikle e, olumsuz davranışlar içeren insanların durumları aktarılarak hı hı. Müslüman insan ayrıştırılıyor. Evet güzel. Buradan başlayalım hocam. Evet, teşekkür ederim Ali Bey. Kıymetli seyircilerimize afiyetler, saadetler dileyerek Eyvallah. girizgahı kelam edelim inşallah. Şimdi e, o sevgili hocamın kendi alanı, tabi cahil cüretkar olur Mesela diyorlar sağlam. kendi şahsıma, e, ayeti kerimelerin anlaşılması için bir girizgah yapmak Buyurun. için e, söylüyorum. E, şahsiyet denen e, olgu, hususiyet, e, hocamın malum olduğu gibi ne sıf biyolojik ve Buyurun. psikolojik e, kazanımlardan ibarettir, ne sadece sosyolojik ve çevresel faktörlerden ibarettir. Belki bunların tamamıdır. Hatta Ali Bey ilginçtir. Şahsiyet e, sadece dindara da indirgenecek bir keyfiyet değildir. Bazen olur ki mesela inanan bir insanda şahsiyet erozyonlarına tesadüf edebiliriz. Maalesef, maalesef. Bazen de tam tersine inanmayan kişide ilginç şahsiyet yapılanmalarını müşahede edebiliriz. Ee, buradan e, yola çıkarak... Ee, dediğiniz hususa gelelim. Tabi önce Maide Suresinde e, dininizi alaya alan Ehli Kitap'tan dininizi alaya alanları ve kafirleri dost edinmeyin derken bu alay nasıl oluyor? Evet. Müfessirler diyorlar ki bazıları e, birkaç tane şahıs maalesef önce Müslüman oluyor, ondan sonra kasıtlı olarak din değiştirip tekrar münafıklığa devam ediyor. İşte bu bir tür alay oluyor. Yani dini hafife alma, onu bir oyuncak haline getirme. Yani bakın bunda bir hayır olaydı, biz bunda sabit kadem kalırdık. Biz bunu değiştirdiğimize göre demek ki bunda bir hayır yok, haşa. Ki bu çok kötü bir şeydir. Yani dinin aleyhinde çok berbat bir durumdur. İnkar edenden daha berbattır. Yani önce iman ediyor, sonra dönüyor. İşte bu bir tür alaya alma oluyor. Şimdi bu şahsiyet olayının sadece iman edene özgü olmadığını vurgulamak için e, Fatır Suresi'nde ilginç bir ayet var Ali Bey. Oradan hemen Buyurun. konuyu bağlayarak müsaade ederseniz Kalem Suresi'ne geçeceğim. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki ve mayeste'l behran. İki deniz müsavi değildir. Şimdi bakın bu deniz aslında burada bir metafor. Bunun iki boyutu var. Literal ve alegorik boyutuna değineceğim. İki deniz müsavi değildir. Haza azbun furatun saigun şarabu şu tatlı ve içimi hoş olandır ve haza milhun ucaç şu da tuzlu mu tuzlu acı mı acıdır. Şimdi bunu buyurduktan sonra Rabbim peşinden buyuruyor ki ve <laughs> min ama buna rağmen ve min kullin te'kuluna lahman tariyya her ikisinden de taze et yersiniz ve testahricuna hilyeten telbesuneha ...ve giyineceğiniz, kuşanacağınız zinetler elde edersiniz. İnci mercan gibi vesaire. Denizden elde edilir ya bunlar. Bu ne anlatıyor? Şimdi alimler diyor ki ayetin iki boyutu var. Bir literal dokusu var, bir de simgesel, işari, alegorik boyutu var. Yani işte buna eliptik teşbihdir batılılar. Yani teşbih edatının hasvedildiği gizli teşbih ki evet. çok latiftir. Tevrat'ta bunun örnekleri çoktur. Deniyor ki burada Rabbim önce iki tane su küresinden bahsediyor. Yani bu iki su küresi sizin için bir nimettir. Tatlı sudan içiyorsunuz, malumunuz. Her türlü yemeklerinizi pişiriyorsunuz. Acı sudan da yine faydalanıyorsunuz. Ma mafi her ikisinden de et yiyorsunuz. Ve zinet eşyası kuşanıyorsunuz. İkinci simgesel boyutuna gelince deniyor ki burada tatlı su küresiyle kastedilen seciyeli, kaliteli insandır. Hmm. Şahsiyetli insandır ve mümindir. Acı sudan kastedilense işte seviyesi düşük, doğun mertebede şahsetsiz evet. kişiliktir ve in inkarcı kişidir. Peki o zaman şeyi nasıl oturtacağız hocam? Her ikisinden de yararlanıyorsunuz. İlgiştir alimlerimiz diyor ki müfessirler. Bazen olur ki diyor mümindeki bazı güzel vasıflar kafirler de kafirde de bulunabilir. Örneğin şecaat Örneğin sehavet, yani cömertlik, yiğitlik. yiğitlik, örneğin adalet, evet. örneğin hamiyet, tembellik, erdemlilik, erdemlilik. Bunlar diyor kafirde de olabilir. Evet. Şimdi buradan demek ki ayet bize gösteriyor ki şahsiyet olayı ille de sıf yani e, inanan kişiye özgü bir realite olmayabiliyor. Ama tabii keşke inanan kişide bu yoğunlaşsa hani günü arzu eder. Hocam ona değinecektir. Şimdi ama espri ne burada? Değil mi ki onda inanç yok? İşte tuzlu su dedi yani cevheri bozuk. Yani adeta keşke iman etseydi. Mesela İranlıların meşhur değil mi? Adil hükümdarı Enu Şirvan. Ali Bey bilirsiniz halk Nuşirevan derler. Evet. Mesela onun adaletini peygamberimiz övmüştür malumunuz ki evet. bu bir şahsiyettir. Ben adil hükümdarın günlerinde doğdum. Çok doğru, güzel. Şimdi hemen gelelim ikinci kalem suresi çok önemli. Siz demin güzel bir şey dediniz. Ayetlerin bir mantuku vardır sevgili hocamla onu az önce konuştuk. Bir de mefhumu vardır Ali Bey. Yani bir direk konuştuğu vardır ona mantık diyoruz nutk edilen. Yani. Bir de konuşmadığı fakat gönderi yaptığı mefhumu muhalif dediğimiz mefhumu vardır. Kızım sana söylüyorum mantık, gelinim <laughs> sen anla mefhum. Evet. Şimdi fe de tud mükezzibîn peygamberim yalanlayanlara uyma, dini yalanlayanlara itaat etme. Niye? وَدُّوا Yani Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Çünkü onlar isterler ki e, sen yaltaklanasın da onlar da sana yaltaklanalar. Hmm. Yani sen müdahene edesin, onlar da müdahene edeler. <laughs> hani diyorlar diye işte sen bizim putlarımıza bir sene tap, biz de senin tanrına tapalım. Evet. Böylece bizim nail olabildikle olup da senin olamadıklarına sen nail olursun. Mantığa bakın bizim nail, senin nail olup da bizim olamadıklarımıza da biz nail oluruz diye peygamberimiz tabii reddetti olur mu öyle şey diye ve devam ediyor. Şimdi esas şahsiyet şeylerine geldik olumsuz yönü. وَلَا <laughs> tu'da كُلَّ حَلَّا فِي مَّه۪ينَ <laughs> Alabildiğine yemin içen her alçağa itaat etme. Şimdi bir insan çok yemin ediyorsa Ali Bey bu hayır alamet değil. Örneğin bilhassa ticaret ortamında malını met etmek için işte onun satışını hazırlamak için Allah'ın adını getirip vesile kılıyor ya bu bu, bu doğru değil işte kazanacağın birkaç kuruşa niye cenab-ı şahit tutuyorsun. Yemini insan bunalmadıkça almadıkça yapmaması lazım hocam malum. Mehin zaten alçak demek. ...ihanet oradan Hı. geliyor. Hemmazın alabildiğine e, kusur nispet eden, iğneleyen, e, kusur isnat edene uyma, itaat etme meşşâim binemîm söz gezdiren. Bakın bunlar hep dun mertebedeki vasıta... Tabi söz taşıyor. Yani iki tarafı birbirine düşürecek. <laughs> Mennâin lil khayr. Hayrı alabildiğini engelleyen. Bakar mısınız? Bak menna Hani süperlatif diyoruz değil mi hocam? Best of best dedikleri ki mani'in mübalağasıdır. Hayrı alabildiğini engelleyen. Hmm. Yahu sen hayır yapmıyorsun bari yapana mani olma. Evet. Yapana da mani oluyor. Devam ediyor. Mennâin lil khayr mu'tedin, saldırgan. Hmm. E, mazarat arıyor böyle, bulaşacak adam arıyor, haddi aşıyor. Esim, günahkar, utullin, kaba, saba, yobaz, zorba. Ba'de zâlike zenim, burası ilginç. Bütün bunlardan sonra da soysuz, nesebi gayri sahih. Şimdi oraya geleceğiz. Neden Rabbim nesebi gayri sahih olmakla itham ediyor? Çünkü nesebi gayri sahih olmak kişinin tercihi değil değil mi hocam? Anasının babasının ortak günahı ona ufak değineceğim. Niye? En kâne ve benîn. Bu mal ve oğullar sahibi oldu diye. Hatta o bir kıraatta. A en kâne ve benîn. Peygamberim bu adam oğulları ve malları var diye sen buna boyun mu eğeceksin? Mudara mı edeceksin? Velid ibn Muhir olduğu söylenir ki, Hazreti Halid'in babasıdır. Bu 10 tane oğlu vardı. 7'si inanmadı, 3'ü inandı, birisi de velittir. Onun için e, şey Halid'dir. Halid ibn Velid diyoruz ya Velid'in oğlu. Bu aynı zamanda e, soysuzmuş hatta 18 yaşında babası itiraf etmiş. O bendendir filan gibisinden evet. ki Mekke'de bu çok ayıp evet. sayılır malum. İza tutla aleyhi ayatuna ona ayetlerimiz okunduğunda gale esatirul evvelin. Bu eskilerin ustureleri, storileridir, hikayeleridir. Evet. Senesi mu alal hurdun biz onun burnunu damgalayacağız yani ahirette. Şimdi Ali Bey özetleyecek olursak Rabbim burada sizin de değindiğiniz gibi olumsuz vasıfları zikretti, değil mi? Ki bunların her birisi gerçekten insanın cevherini düşüren vasıflardır. Evet. Sen bunları tersinden okursan yani sen alabildiğine yemin etme. Sen duğun mertebede olma, şeciyeli, şahsiyetli ol. Söz taşıma, insanlara kusur nispet etme, ayıplama, haddi aşma, günahkar olma. Her ne kadar insanın tabiatında günah işlemeye temayül varsa da... ...sen sen ol, günahtan uzak dur, kaba saba olma... Ham yobaz gaba softa olma yumuşak ol insanlara güzel Malın geçin. Malın mümkün var diye artışlık yapma. Malın mümkün var diye de ha çok güzel. Sakın gururlanma, gurulma. <laughs> i̇şte bütün bunlar Müslüman kişide bulunursa bu ali ala evet. olur ki çok daha siz güzel. Siz muhalifinden bu evet. ayetlerden bunu <laughs> anlıyoruz <laughs> diyoruz. Evet. Şimdi ali Bey. yalnız siz saydıkça Recep hocama soracağım. Evet. Yani Allah beni affetsin. Bunların hepsi bizde var. Bizim <laughs> toplumsal durumumuzda var, beni bağışlayın sevgili seyirciler, i̇şte sıkıntı orada, sevgili Ali dinleyiciler, Bey. eğri oturup doğru konuşalım. Bu ayetlerde sayılanların büyük bir kısmı bizde var. Evet. Sevgili hocam, bu belki toplumsalın, modern durumun getirdiği hastalıklar, sıkıntılar, evet. sebeplerine girmeyeceğiz ama... Evet. Açılışta ben şimdi bu şahsiyet eğitimi diye bir kavram var, modern dünyanın evet. ürettiği bir kavram. Evet. Bizim geleneğimizde buna dair bir çalışma yok. Bu konudaki ilk çalışmayı yapan da Profesör Doktor evet, Recep evet. Yaparel hocamız 1980'li yıllarda bir doktora tezinde buna evet. dair görüşleri ortaya koydu. Hocam önce şahsiyet eğitimini sizin esas alanınız psikoloji. Evet. Nasıl tarif ediyorsunuz? Önce onu bir alalım. Şimdi aslında şahsiyet eğitimi dediğimiz zaman bir anlamda şahsiyet kavramının da ne evet. anlamda kullandığını genel hatlarıyla belirlemiş oluyoruz. Demek ki şahsiyet öyle bir yapı ki eğitildiğinde şekil verilebilecek bir yapısı, bir yönü, bir boyutu olan bir kavram. Tabii bizim günlük konuşmalarımızda şahsiyet, kişilik, karakter gibi kavramları zaman zaman birbiri yerine de kullandığımız oluyor. Fakat tabii psikolojinin kavramsallaştırması açısından baktığımızda bunlar arasında bir takım farklılıklar olduğunu da biliyoruz. Mesela hocam e, girişte e, söyledikleri arasında... Ee, ...bazı kavramlara değindi. Dedi ki, e, biyolojik bir yönü vardır şahsiyetin. Evet. Ee, öğrenilmiş, kazanılmış evet. bir tarafı vardır. Evet. Dolayısıyla şahsiyet kavramı... ...bütün olarak... ...ele alınması gereken bir kavram. Hmm. Tabii ki bizim doğuştan... ...getirdiğimiz... ...belki mizaç olarak nitelendirdiğimiz... ...belki de değiştiremeyeceğimiz... ...değişmeyecek yönlerimiz de var. Evet. Ama bir bütün olarak gördüğümüzde kazandıklarımız bu yapıya eklediğimiz, ilave ettiğimiz yönleri daha fazla. Evet. evet. Bunun da sebebi insanın sosyal bir varlık olması ve sosyalleşme sürecinin hmm. konusu olmasından kaynaklanıyor. Evet. Aynen. Biz tabii ki bu sahip olduğumuz bir takım insan olmaklığımızdan kaynaklanan temel özelliklerimizin üzerine içine doğduğumuz kültürden Çevreden ve ortamdan kazandıklarımızı ilave ettiğimizde oluşturduğumuz bütün bizim şahsiyetimizi, kişiliğimizi oluşturuyor. Hmm. Ve bu süreçler de kişiden kişiye, bireyden bireye değiştiği için şahsiyet her bireyi birbirinden farklılaştıran özellikler toplamı olarak kavramlaştırılıyor. Evet. Hocam şimdi ben araya müsaadenizle girmek istiyorum. Biliyorum siz daha devam evet. edeceksiniz ama siz konuştukça Kesinlikle. soru doğuyor aklıma. Evet. Siz şimdi şahsiyeti sosyal durumdan bağımsız olarak algılayamayız dediniz. Tabii. Şimdi biz evlerimizde akşama kadar Kur'an'ı hakim tefsir etsek, evet. hadis okusak, evet. kelamı kibar anlatsak, menkıbe hikaye geçirsek çocuklarımızı sosyal hayatın bütününden arındıramayacağımıza göre Evet nasıl yapacağız peki hocam bu durumu ya? Şahsiyet evet. dediğimiz şey sadece evet. evde anne babanın dizinin dibinde oluşmuyor ki toplumsal diyorsunuz. Tabii. Evet. Yani bu konu sadece şahsiyet eğitiminin ya da karakter eğitiminin sorunu değil, eğitimin genel sorunu. Hı. evet Özellikle günümüzde eğitim süreci çok farklı faktörlerin etkisi altında gelişen bir sürece dönüştü. Evet. Belki geçmişle mukayese ettiğimizde bugünü geçmişte üç faktörün etkisi altındaysa ise evet. kişi bugün yüzlerce etkinin Hı. faktörün dolayısıyla etkisi altında kalıyor. Dolayısıyla eğitim süreci de başlı başına bir problem Hı. haline dönüşüyor. Evet. Ve bugün eğitimin bir bilim olması Hı. ve bilimsel verilere dayalı olarak yürütülmesi gereken bir süreç haline gelmesinin temel sebebi Hı. de bu. Geçmişte insanlık daha efendim sınırlı bir ortamda kapalı diye kapalı ve etkilere nispeten daha kapalı bir çevrede büyümek gelişmek durumundaydı ama günümüzde hele günümüz dünyasında bu iletişimin bu kadar e, çeşitlenmesi ve kontrolden bir anlamda hmm. çıkmasının getirdiği durum eğitimi de ciddi anlamda bir sorun haline hmm, getiriyor. Maalesef. Dolayısıyla tabii bu şahsiyet dediğimiz kavramın oluşması birçok yönüyle ele alınması gereken bir konu haline geldi. Evet. E, tabii ki. E, ...şahsiyetin e, tanımlanması aynı zamanda e, kültürel bir takım faktörlere bağlı olarak da değişebilir. Evet. E, değişken yönü işte kültürler arası farklılığı doğuruyor. Yani evet. her toplumun e, model Anladım. dediğimiz insan e, tipolojisi de farklılaşıyor. Hocam şimdi siz psikoloji alanından geldiniz ama programın konusunu böyle verdiler bize. Müslüman şahsiyet. Evet. İslam bütünlüklü Tabii. bir şahsiyet fikri öneriyor mu siz? Tabii. Şimdi ezbere konuşmayalım sevgili evet. seyirciler, aziz dinleyiciler, Tabii. beni bağışlayın. İslam bütünlüklü bir her alanıyla tam Aynen. olarak bir şahsiyet fikri ortaya koyabiliyor evet, mu yani evet. işte hep Tabii hocalarımıza ki. soruyoruz burada. Bizce evet, soralım. E, i̇şte ben e, son söylediğimle bu noktaya e, evet. atıfta bulunmaya çalıştım. Yani her kültürel ortamın e, tanımladığı, e, model olarak ortaya koyduğu bir e, şahsiyet kavramı. Biz buna insan modeli de diyebiliriz. Yani bir anlamda üretmek istediği, Hı. ortaya çıkarmak istediği bir modelden hareket eder. Mesela giriş ayetlerine anlam verirken hocam bir yerde dinlerini oyun haline getirenlerden Getirelim. bahsederken evet. ve bunu Kur'an'ın hoş Hı -hı. karşılamadığını söyledi. Evet. Burada aslında şahsiyetin temel bir özelliğine atıfta bulunuyor. Şahsiyet kavramı tutarlılık gerektirir. Evet. Kendi içinde Değil tutarlı mi? ise Hı -hı. şahsiyet oluşur. Onun için ya. biz e, bu özelliği taşımayan kişileri tanımlamak için şahsiyetsiz, karaktersiz Hı -hı. deriz. Evet. Niye? Evet. Çünkü karakter ve şahsiyette bir devamlılık Güzel. ve önceden Ön görülebilirlik vardır. Güzel. Dolayısıyla biz güzel. ilişkiye girdiğimiz kişinin biraz sonra Hı. ya da ileride nasıl davranabileceği konusunda fikri fikir sahibi isek o kişiyi şahsiyetli olarak algılarız. Anladım. Hocam. Ama her ortamda yanar döner güzel. ya da farklı davranışlar sergiliyorsa orada bir belirsizlik vardır Çok ve güzel. biz nasıl davranacağımızı kestiremiyorsak orada bir uyumsuzluk var demektir. Çok o güzel. zaman bu ayet-i kelimeyi şöyle mi hocam Evet Necdet hocam anlamlandıralım? E, kitap verilenlerden Hı. şahsiyetsiz olanları Kesinlikle. dost edinmeyin. Aynen tabii. diyebiliriz. Aa, Bakın, tamam. yine, böyle ayrıca. Yani. Hocam yine evet, bir yerde evet. bir konuya e, atıfta bulundu. E, dediniz ki yani inanmayan kişide, kişide de erdemli evet. bir takım özellikler evet. olabilir. Var var oluyor Bakın, hocam. Evet. Onun için bizim <laughs> dinimizde münafıkla <laughs> kafir Hı. mukayese edilirken, kafir daha tutarlıdır. Aynen. Evet. Aynen. Münafığın nerede ne yapacağını kestiremediğimiz <laughs> için onunla kuracağımız Hı -hı. ilişki hem evet. sosyal anlamda hem psikolojik anlamda bizi huzursuz eder. Çok güzel. evet. Onun için Çok... biz karşımızdaki kişilerin davranışlarını farklı ortamlarda devamlılık gösterdiği biçiminde algıladığımızda evet. kendimizi uyumlu ve huzurlu hissederiz. Evet. Dolayısıyla evet. o kişilerin neye inandığı problem olmaktan çıkar. Çok Anladım güzel. hocam. Hatta onun için hocam değil mi? Evet. İnnel Tabii. Cehennemin en alt tabakasına koyuyor Cenabı Hak. Hmm. Zaten bu şahsiyetsiz, e, karaktersiz tipler de gerçekten toplumsal bağlamda evet. cehennem gibi bir ömür evet. sürdürürler. Evet. Hocam yalnız şimdi siz bunu söylüyorsunuz ama mesela Müslüman şahsiyeti içinde bir de dini temsil ve hatta bazı evet. alimlere göre tebliğ meselesi var. Evet. E şahsiyetsiz insana tebliğ imkanı nasıl olacak? Aklıma böyle bir <laughs> şimdi soru geliyor. E, evet. Yani o noktada da e, tabii e, şahsiyetin e, kavram olarak sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurarak e, ona karşı nasıl davranabileceğimizi önceden Hı -hı. E, kestirebilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi tabii ne kadar uygun bir benzetme olur bilemiyorum ama e, burada konuşurken tabii zihnimizde bir takım evet, şeyler evet, çağrışıyor. Evet. Şimdi hani e, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken değil mi görevlendirirken, yani. Ona karşı nasıl davranması gerektiğini Allah öğretiyor. Evet, evet, evet. Şimdi Firavun e, diyelim ki tutarsız bir davranışta e, evet. bulunacağı öngörüsünden hareketle, evet. ona ne kadar yumuşak davranırsak onun zihnindeki bir takım ön yargıları hmm. bertaraf eder. Yani. Eyvallah. Yani sert bir e, üslupla yaklaşıldığında zaten ben dememiş miydim? Yani siz ha. benim inancıma Aynı. saygı duymuyorsunuz. Aynı. Bir savunmaya girebilir. Hmm. Kesinlikle. Yani. Bu savunma ihtiyacını ortadan kaldıracak bir üslup ve yaklaşımla o e, şahsiyet problemini en azından evet. e, askeriye indirmek mümkün evet. olabilir. Hocam Bilmiyorum, tekniklerle. şimdi Çok siz konuştukça, Necdet Hocam beni bağışlayın inanın Sağ sizi tenzih ederim. Hı -hı. Bu ayet-i kerimelerin tefsirlerini, şerhlerini sadece Kur'an evet. ilmi bilenlerden dinlememek lazım. Aynen aynen. Psikoloji de bilenlerden. Tabii, bak hocam nereden yakalandı evet. bakın. Ne ne buyurdu? Hani di, dini maskaraya alıyor ya evet. bir tutarsızlık var. Yanar tabii, döner. Tabii, sabit kadem tabii, değil ki tabii. işte münafıklık evet, vasfı tabii, bu hocam. Tabii. İşte bu şahsiyet tabii. önemli Şimdi bir tabii, rengi noktası. E, ayetlerin tabii elbette kök anlamlarını veriyoruz. Müfessirlerin evet. yaklaşımlarını veriyoruz ama sevgili seyirciler psikoloji ilmini bilen başka bir yerden bakıyor. Mutlaka. Özellikle tabii. Firavun ve Musa ile ilgili aleyhisselamla ilgili verdiğiniz örnek. Hı. Müthişti hocam. Evet. Ona yumuşak ya. söz söyle ki tabii. Tabii. belki hani ön yargılarını atmasına, tabii. Evet. değil mi? Savunmaya girmesin. Evet. Seni dinlemesini, ko dinlemesini kolaylaştırmaya tabii. bir tabii. yardımı olur, evet. faydası Çok olur bir. Şey. Olur evet. bir müthiş evet. hocam. Evet. Hocam şimdi müsaadenizle, e, sevgili arkadaşlar, sevgili reji Burada bir ilahi mi dinleyeceğiz şimdi? Nasıl yapacağız? Evet efendim. Bir ilahiye kulak verelim sonra profesör doktor Recep Yaparal ve profesör doktor Necdet Çağıl hocamızla Müslüman şahsiyeti kavramını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Efendim bereket vaktinde Ayasofya'ya Ayasofya'dayız, devam ediyoruz programa. Bir önceki bölümde şahsiyet eğitimi, şahsiyet gelişim eğitimi kavramını, bir modern kavramı Recep Hocam bize izah ettiler. Arkasından da ayeti kerimeleri bir de bu kavram açısından yorumladılar. Evet. Şimdi hocam önümdeki notta diyor ki İslam ahlakını konuşalım istiyor ama. Hı. Ben şimdi İslam ahlakını bir hani sürekli bu modern tabiri rol model olarak... Hı gösterilen Hazreti Peygamber bağlamında sormak istiyorum. Evet. Siz bu birikim açısından yani psikoloji ve dini birikim açısından Hı. Hazreti Peygamber'in şahsiyetine dair ne ne söyleyebilirsiniz? Evet. Nasıl okudunuz yani Hazreti evet. Peygamber'i? Evet. Elbette alimlerimiz anlatıyorlar Tabii. hadislerini. Evet. İşte siyerini. Tabii. Başka hususiyetlerini. Evet. evet. Şimdi e, bir önceki konuşmamda e, her toplumun bir e, insan modeli, tasavvuru evet. vardır. Ve ondan hareketle eğitim sistemini ona göre düzenler. Şimdi, peygamber Efendimiz'in hayatı ve ortaya koyduğu, işte şahsiyet açısından baktığımızda, onun ahlakıyla Kur'an'ın hmm. öngördüğü insan modelinin örtüştüğünü hmm. biliyoruz. Nitekim Hazreti Ayşe validemize sorulduğunda, onun ahlakı Kur'an'dı. Evet. Yani Kur'an'la ...Peygamberimizin hayatının özdeşleşmiş olması. Evet. Dolayısıyla Kur'an'ın bir anlamda şahsiyet te dönüşmüş bir Hı. modelini Çok de müşahhas oluşturuyor. Müşahhas şekli değil mi Şimdi hocam? Şimdi Peygamber evet. Efendimizin hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? En temel özelliği ayırt edici. Hı. Zaten kişilik ve şahsiyet tanımının en temel olmazsa olmaz tanımlayıcı Hı. özelliği şeydir... ...o kişiyi farklı kılan özellikleridir... Hı. Onun için her birey kişiliğiyle temayüz eder. Evet. Ve toplumda adeta her kişilik parmak ucundaki izler gibidir. Hmm. Hiç kimse birbirine benzemez. Evet hocam. Ee, dolayısıyla e, şimdi bu e, farklılığı farklı kılan nedir diye sorduğumuzda evet. benim e, bildiklerim ve evet. öğrendiklerim e, açısından penceresinden baktığımızda Peygamber Efendimiz'in en ayırt edici özelliği güvenilir olması, evet. el emin olmasıdır. Evet, evet çok evet. önemli. Evet. Bu e, özellik işte içinde bulunduğu ortamla kurduğu ilişkiyi ki şahsiyetin önemli boyutlarından biri de kendi dışındaki kişilerle ilişki kurabilme becerisi hmm. ve e, özelliğidir. Onun için evet. sağlıklı kişiliği olan ya da Kişilik açısından gelişmiş olan kişiler kendileriyle kurdukları ilişkiden ziyade başkalarıyla kurdukları ilişki Öyle, çerçevesinde evet. temayüz ederler. Onun için şahsiyet farklı boyutlarıyla ilişki kurabilme becerisidir. Güzel. Tam şahsiyet sahibi olan kişi kendisiyle sağlıklı ilişki kurabilendir. Hı. Kendi dışına taşıp karşısındakiyle ve yaradanıyla sağlıklı Hı, ilişki hemen, kurabilendir. Hemen. Bu üçlü ilişki ağını... Dengeli götürebilmektir şahsiyet sahibi olmak. Evet. Ama bunun birinci basamağı kendimizle kurduğumuz ilişkinin dışına çıkıp ki biz buna biraz e, e, İngilizce tabiriyle reaching out diyoruz. Dışarıya evet. yönelebilmektir. Hmm. Kendi içine kapanan kişi ancak kendini kurtarmakla uğraşır. Hmm. Evet. Oysa şahsiyet sahibi kendisiyle ilgilenen değil. Evet Çevresiyle de ilgilenebilen Güzel. bir evet. bireydir. İşte Peygamber Efendimiz önce çevresindekilerle en sağlıklı ilişkiyi kurabilme başarısını göstermiş Allah, olmalı Allah. ki kendi e, si gibi düşünmeyenlerin güven Duydum. duygusunu kazanabilme <laughs> evet. e, si mümkün olmuş. Evet. Bu önemli bir model. Yani bugün bize Peygamberimiz ne anlatıyor? Şahsiyet evet. kavramı açısından baktığımızda benim görebildiğim bu güvenirliği hmm. ve tutarlılığı evet. ve bu aslında evrensel bir değerdir. Çok yani insanın canım. iki insanın var olduğu her ortamda güven olmak zorunda. Aynen. Güvenin olmadığı bir yerde ilişki kuramazsınız. kuramazsınız. Evet. Yine bakın e, hocam e, bir e, güzel bir noktaya temas etti, benim zihnimde bir şeyi çağrıştırdı. Yani olur olmaz yerde yemin etmek, Evet bir müddet sonra kişinin güvenirliğini ortaya dan kaldırır. Değil evet. mi? Aslında ilişkiye... güvensin diye <laughs> ben bunu şöyle derslerimde izah ederim. Hazreti Musa'ya Allah'ın ilk emri Rabbinin adını gelişi güzel anmadı. Aynen, aynen. Niye? Çünkü tabii gelişi güzel anarsanız, evet. Yemin etmeniz gerektiği zaman da, evet. <laughs> bu sefer insanlar size güvenmeyebilir. Çok evet. Evet. Onu yerinde kullanabilmek. Ten Tenkamet, değil mi o? Evet. On evet. vasiyette evet. geçer o. Dolayısıyla evet. yani şahsiyetin eğitimi söz konusu olduğunda nereden başlamamız evet. gerektiği noktasında da cevabı çok güzel güvenilir. Allah Allah. Dependable kişilik geliştirebilmek. Allah. Yani bizim güvenebildiğimiz ve bize güvenilebilen bir ortamı oluşturmak. Evet. İşte ben bunu e, atıfta bulunduğunuz e, tezimde sosyal uyum kavramıyla. Evet. Çünkü evet. ruh sağlığı aslında kişinin sadece iç dünyasındaki evet. ne hissettikleri değil. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü de önemlidir. Evet. Dolayısıyla sosyal uyum ...son derece önemli bir e, özelliktir. Yani, yani hocam Müslüman şahsiyeti sadece şekil Tabii. ibadetlerinden ölü bir şahsiyet değil. İyi. Bu ibadetlerin evet. gündelik hayatta Tabii. öteki insanla güven temelli evet. geliştirdiği Tabii. ilişkileri Aynı. sağlıkla yürütmesi Tabii. temelinde Tabii. anlaşılmalı. Nitekim e, Peygamber Efendimiz bir hadis şeriflerinde Müslümanı tanımlarken Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğudur. Değil Bakın mi? Müslümanlık aslında... Yeah. Müslümanlarla olan ilişkimizde ortaya çıkan bir yönümüzdür. Hmm. Tamam. Oysa mümin kişi evet. insanların mallarının ve canlarının emniyette olduğu kimsedir. <laughs> Dolayısıyla evet. Müslüman öyle bir şahsiyet sahibi olacak ki sadece kendi gibi inananlara değil Aynen. kendinden farklı düşünebilenlere de güven duygusu aşılayabilen Aynen. ve onunla birlikte olunduğunda evet. bu güvenilir bir insandır dedirtebilen bir şahsiyet. Evet. Hatta bu hocam ayette geçiyor evet. Ali Bey. Buyuyor evet. ki peygamberimiz hani bir takım nâbeceler teklifler getiriyorlar ya Kur'an'ı bize değiştir veya başka bir evet. Kur'an getir. Diyor ki ben onu değiştiremem. Fakat lebstu fîkum umran min Siz bilirsiniz beni. Bu Kur'an'dan önce sizin aranızda evet. bir ömür sürmüşüm ben. Yani evet. beni tanırsınız siz. Hatta Ali Bey bilirsiniz Safa tepesine davet evet. ederken kabileleri ne demiş demişti? Şu Safa tepesinin arkasında tabii. bir düşman süvarisi var size hücum edecek dersem inanır mısınız? Deriler ki evet ma cerrabna aleyke kizben min garb. Bu laf önemli hmm. hocam. Daha önce biz senin hiçbir yalanını tecrübe Tabii. etmedik. Tabii. Bu güveni vermiş o topluma Aynen. hocam. Aynen. İşte bu önemli Aynen. yani. Evet. Sevgili seyirciler Recep Yaperel hocamız diyor ki Hz. Peygamber'in şahsiyetinde ilk gördüğümüz ayrıcı vasıf özellik onun güvenli ve güven veren bir insan olması. Aynen. Şimdi Necdet hocamdan müsaadeyle ben Hazreti Peygamber'in üsve-i hasene olması evet. aslında güvenli insan ve güven veren insan evet. olması bağlamında önce böyle algılanmalıdır. Aynen. Aynen. Hazreti Aynen. Peygamber'i yaşamak isteyen, e, öğrenmek isteyen, e, ondan önce güvenli ve güven evet. veren insan olmayı evet. öğrenmelidir diyeyim. Hı. Hocam bu tatlı sohbete devam edeceğiz ama malum haliniz... Ayasofya ile ilgili evet. bir VTR'miz var. Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz Bey her akşam bize bu 1480 yıla yaklaşan evet. tarihli bu Ulu Mabed'in özelliklerini anlatıyor. Ve arkasından bir açlı Şerif dinleyeceğiz. Bereket vaktinde Ayasofya'ya sonra devam edeceğiz efendim. Evet. Ayasofya'daki Türk izlerine devam edelim. Tabii ki ilk sıramızı Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu medrese. 1466 yılında inşa edilen medrese, 1936 yılında hiçbir gerekçe gösterilmeden yıkılmıştır. Ayasofya'nın güneydoğusunda yer alan ve Sultan II. Beyazıt dönemine tarihlenen minare ise bir sonraki eserimizdir. Sultan II. Selim döneminde başlatılan ve Sultan III. Murat döneminde biten ve mimar Sinan eserleri olan İkiz minareler ise onlardan sonra gelir. Ayasofya'daki Türk izleri tabii ki bu kadar değil. Özellikle Sultan 1. Mahmut dönemi Ayasofya'nın külliye olarak yapıldığı bir döneme denk gelir. 1739 yılında başlayan çalışmalar 3-4 sene kadar devam eder. Bugün Ayasofya'nın hemen yine güney cephesinde yer alan Sıbyan Mektebi kubbesi itibariyle İstanbul'daki en büyük Sıbyan Mektebidir. Okul öncesi eğitimin verilmiş olduğu bir mekteptir. Daha sonraki tarihlerde Taş Mektep olarak geçecektir. Hemen onun karşısında ise İstanbul'un en muhteşem şadırvanıyla karşılaşırsınız. Bu şadırvan sanki tarihe iz bırakmak amacıyla yapılmıştır. Yine Evliya Çelebi'yi dinlersek Yavuz Sultan Selim Halifeli kırkasını bu mekanda almıştır. Sultan I. Mahmut'un yapmış olduğu eklemeler bunlar değil tabii ki. Medresenin kuzeyinde yer alan imarethane yoksulların, fakirlerin ama bilhassa da medresedeki öğrencilerin günlük yiyeceklerini karşılamaktadır. Fosatli döneminde eklenen bir yapımız daha vardır. Muvakithane. tane 1854 yılında inşa edilmiştir. Özellikle namaz vakitlerin belirlenmesi Ramazan ayının gelmesi ve çıkması ile beraber İftar ve sahur vakitlerinin tayini ile alakalı bir teknik merkezdir diyebiliriz. Aslında küçük bir astronomi merkezi de diyebiliriz. Yine Ayasofya'nın güneyinde beş türbemiz var. İlki Sultan II. Selim Han'a ait. Mimar Sinan tarafından yapılan bu türbe Osmanlı türbe mimarisinin şahikasıdır. Bu türbenin sağında ve solunda iki türbemiz daha var. İlki Sultan 3. Murat'a ait. Davut Ağa'nın eseri olan bu türbe Mimar Sinan'ın talebesi olması hasebiyle neredeyse ustasıyla yarışır kadar güzeldir. Solunda ise Sultan 3. Mehmet Türbesi vardır. Dalgıç Ahmet Ağa'ya olan bu türbede yine bir Mimar Sinan talebesinin eseridir. En sağda kalan Şehzadeler Türbesi ise Mimar Sinan'ın 2. Selim türbesiyle beraber yaptığı tahmin edilmektedir. 5. Türbemiz ise belki de en ilginçidir. Ayasofya kadar yaşlıdır. İlk yapıldığı tarihte bir vaftizhanedir. Ama 1638'de Sultan İbrahim vefat edince kendisini bu mekana gömerler. 1453'ten sonra Ayasofya'daki kandillerin ya hanesi olarak kullanılmaktadır. Ayasofya'nın sebilleri de mevcuttur. Cami döneminde cemaatin giriş yaptığı, bugün ise ziyaretçilerin çıkış yaptığı yerin hemen sağ tarafında 18. yüzyıla tarihlenen sebilimiz mevcuttur. İkinci sebilimiz ise Sultan 3. Mehmet Türbesi'nin Sultan Ahmet cephesine bakan tarafındadır. Sultan İbrahim tarafından 17. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Sanılmasın ki Ayasofya'daki Türk izleri bu kadardır. Bizler sadece başlıcalarına değinmiş olduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده

Efendim bereket vakti Ayasofya'da gerçekten bereketli bir sohbeti devam ettirmek üzere tekrar sizinle birlikteyiz. Biliyorum bir taraftan sahur hazırlıklarınız artık bitti ya da bitmek üzere gibi. Ama istiyoruz ki bir taraftan o telaşı içinde bir gözünüz bir kulağınız bizde olsun. Allah hem bize hem size güç kuvvet versin. Amin. Sevgili seyirciler Hasan Tok hocamız okudu. Eyüp Sultan Can'ı, İmam Hatip'i, Aşlı Şerif'i. Bu arada yine çok sevgili hocalarım. Karar seslerini aradılar, buldular. <laughs> ee, müezzini Hasan Tok okudu. Efendim şimdi burada Keif suresi, Kehf suresinden ve Yusuf suresinden bölümler okundu. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamı kötülüğe davet eden kralın karısına karşı Yusuf aleyhisselam diyor ki ben beni çağırdığım bu fiilden Allah'a sığınırım. Yeah. Çünkü o ben efendimdik. onun iyiliğini gördüm diyor. Evet. Burada şahsiyetli evet. bir insan tutumu var. Aynen hı. Ali Bey. Yalnız yukarıdaki tutum konusunda şimdi keyf asabı. Evet. Yani Şadnuş, nüş, mernüş, debernüş, kefeşte ta, yüşemliha, bir de <laughs> kıtmir. Evet, evet, Ezberlemiştim çocukken. <laughs> İsimleri böyle verilen bu yedi kişiyle ilgili olarak onlar kaçıyorlar hocam. Evet. Saklanıyorlar. Hı, hı. Yani bu da mı Kur'an'ın bize tarif ettiği müminin, müslümanın şahsiyetinin bir evet. parçası? Hmm. E bu ikisi yapsın? için evet. ne dersiniz? Ne yapsın Ali Bey? Yani tabi o son hani derler ya delikanlılığın onda dokuzu kaçmadadır <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> tabi bu farklı bir kaçma olayı. Şimdi her iki ayet aslında siz şöyle bir kuş bakışı değindiniz. Sen. Her iki ayeti kerime de iman eden, fedakar, vefakar gençlerden bahsediyor. Hmm. Birincisinde Hazreti Yusuf, tam bir erkek güzeli. Ve onu sarayda davet eden kadın da tam bir kadın güzeli, Züleyha. Değil mi? Yani güzelliğiyle dillere evet. destan olmuş kadın. Ne dedi orada? Maazallah. Ben Allah'a sığınırım dedi. Evet. İnnehu Rabbi ahsana Çünkü o Rabbi derken iki mana var. Hmm. Cenab-ı Hakk'a gittiği gibi aynı zamanda Potifar'a da gider o. Yani o Potifar aziz benim efendimdir. Es ahsana vay benim konumumu güzel yaptı bana ikramda bulundu hmm. beni sarayına kondurdu. Ya ben nasıl ona yani burada efendim ihanet ederim, hainlik ederim. Şimdi bu çok önemli hocam. Gerçekten hocam ben yani onun güvenine nasıl ya ya, ya ya Hocam şimdi dini literatür bize diyor ki bütün nimetleri ve varlıkları Allah'tan biliyoruz. Amin. selam nasıl azizden, kraldan biliyor? Bunu? Ama yani şu var Cenab-ı Hak o nimetini birilerinin eliyle, vasıtasıyla verdiği için Esbabı kellem yakın saymamak lazım Ali Bey. Yokmuş gibi saymamak E tabi olmaz tabii. yani çünkü alem, kainat nizamı sebeplerle işliyor. Dolayısıyla hatta derler ki esbabı yok saymak müsebbibi de yok saymaya götürür. Hmm. Yani mimariyi inkar edersem mimarı da. Sebepleri yok saymak sebepleri yaratanı, yaratanı da yok, yok saymaya. saymaya götürür. Türkçe evet, hocam, hocam o. Evet çok evet. güzel. Şimdi orada potifar gerçekten ona ihsanda bulunmuş getirmiş, kondurmuş, değil mi? Hmm. Rahat evet. ona bir mekan vermiş, bir konum vermiş ve onun hanımı onu davet ediyor. Ve Allah'tan gayri kimse de yok orada. ikisi de baş başa. İşte bir genç bu fedakarlığı, bu feragatı göstermesi lazım. Allah'a sığınırım. Ben nasıl efendime ihanet ederim yahu? dedi ve malum görmeyini evet. bıraktı. Kaçta hatta derler evet. ki gömleğini bıraktı Arkadan, ama gömden. iffetini kurtardı ha. diye. Şimdi Asabi Kehve gelince evet. orada tabii e, o da çok ilginç. Şimdi evet. Desius'un huzurundaki bu adam malum paganist bir adam. Evet. Jüpiter'e taparlardı. Desius'un huzurunda bu altı tane delikanlı ayağa kalkıyor. Yedincisi kefeş tatayış sonradan katıldı evet. malum. Ne dediler? Rabbuna Rabbus semavat vel ard. Bakın inancından ödün vermeyen Şahsiyətli bir gənc model var burda. Bizim Rəbbimiz göklərin və yerin Rəbbidir. Lənna'du və min dunihi ilaha. Əlbəttə biz ondan başqa heç bir ilahı tanımayız, dua etməyiz, ibadət etməyiz. İzen laqad laqad qulna izen şatata. Eğer yaparsak o zaman biz çok zalimane bir söz, haddini aşan bir söz söylemiş oluruz. Nasıl olur? Sizin dediğinize gelelim. Tabii kolay değil. Koskoca bir imparatorun evet. huzurunda bunu haykırmak. Ve mağaraya gitmeleri Ali Bey o nihai çare. Şimdi önce adam duruşunu ortaya koyuyor. İnancını ortaya koydu. E fakat baktı ki tepki görüyor. Yani o toplum ona hazır değildi nitekim sonradan gelen imparatorlar ancak e, iman ettiler Hristiyan olmanın şeyiyle malumunuz. Hatta İncil'de geçer. Kapalı kapılar ardında söylemeye çekindiklerinizi çatılardan duyuracaksınız diye. E, bilahare e, mümin bir imparator geldiğinde e, evet. iş ortaya çıktı. Mağaraya kaçma, davaya pes etme anlamına gel, <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> yani çözüm yok çünkü çözüm <laughs> orada tıkanmış. Orada ne olacak? Ya o taraftan kıyım olacak ya bu taraftan. En iyisi bari sen hmm. sağ ben selamet. İşte o yüzden mağaraya gittiler ki en azından hmm. inancımızı yaşayalım bari. Nihayet bu da hocam şahsiyetin bir parçası da hani karşısındakine <laughs> zarar vermekten ve kendine evet. zararı uğratmaktan. E, tabii. Değil tabii mi? Mutlak evet. hani her iki durum içinde faydayı temin etmek fikri üzerinde mi siz bunu görüyorsunuz? Aynen öyle Ali hani evet. Bey. Evet. evet. Çünkü yani durduk yere hani mazara çıkarmanın da bir anlamı yok. Hatta alimlerimiz der ki bir yerde kelam ile ademi kelam müsavi ise ademi kelam tercih edilir. Yani bir yerde yani, sözün varlığıyla yokluğu, yokluğu eşitse, eşitse sözü lazım. Tabii muhatap yani eğer tınmayacaksa bari diyor söyleme diyeceğim ama israfı kelam olmasın yani. Şimdi. Çünkü burada şimdi sonuç değişmiyor. Artık iş tamamen düşmanlığa hmm. dökülmüş. Adam köpür köpür bir desius var orada. E şimdi en iyisi ne oluyor? Bari diyorlar gidip de hani inancımızı <laughs> kurtaralım, şahsiyetimizi Aynen. Çünkü orada kaldıklarında ya onlara uyacaklar e ya da başka olumsuz bir evet. sonuç olacak. O yüzden mağaraya sığınıyorlar. Bu her olarak. iki örnek de Kur'an'da şahsiyetli insan hmm. örneği. Yani. Kesinlikle. Şimdi evet. Necdet Hocam siz bunları güzel güzel anlatıyorsunuz. Allah ömrünüze bereket versin. Amin. Ben Cümler de bizle yardımcı haribin? oluyorum anlatmanıza. Ama bu arada ben nasipleniyorum önce. <laughs> İnşallah seyircilerimiz de nasipleniyordur. Fakat bizim çok uzun bir anlatı geleneğimiz var evet. kıymetli hocam. Din deyince zaten nasihat, öğüt, Hı. vaaz, hutbe bunlar anlaşılıyor artık. Oysa siz dini tarif etmek mümkün mü diye bir evet. <laughs> makaleniz var. İlk bu. makaleleri. Evet. Evet. Onu da okumuştum evet. yani. <laughs> Onunla ilgili alıntıları da okudum. Evet. Şimdi hocam birkaç arkadaşımızla birlikte biz 8-10 yıl önce bir değerler eğitimi çalışması Hı. içinde bulunduk. 8 yıl kadar oldu. Tarih. Orada bu karakter gelişim Hı -hı. eğitimi, şahsiyet evet. gelişim eğitimi, değerler eğitimini okurken bir de manevi etkileşim diye bir başlık geldi karşımıza Hı -hı. ki aslında bu da bizim buluşumuz değilmiş. Yani Hı -hı. batıdan bize aktarılmış bir buluşmuş. Evet. Siz alanın uzmanısınız, profesörüsünüz. Bu Müslüman şahsiyetinin eğitiminde manevi etkileşim… Evet. Bunu nereye koyacağız? Evet. Ne söylersiniz Hı, bu konuda? Evet. Sonra manevi etkileşimden ne anlıyoruz yani? Evet. O batıdan geldi dediğiniz kavram muhakkak bizden gitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla tekrar işlenip bize bazı kavramların <laughs> geldiğini görüyoruz. Şimdi aslında anlatmak istediğimiz ya da en azından benim anlatmak istediğim şeyler şahsiyet kavramının içinde var. Evet. Ben e, konuşmaya başlamadan önce teyit etmek bakımından hocama döndüm. Dedim ki şahsiyet müşahhas kelimesiyle hmm. Aynen dedi aynı kökten geliyor. Evet, Şimdi şahasa birazcık Arapça biliyorum. Şahsiyet aslında bireyin inandığı şeyi gö görünür hale getirmesi. Hmm. Müşahhas kılması. Müşahhas kılması. Yani görünür. şahsiyet dediğimiz kavram da aslında bu inançların saydığımız erdemlerin başkaları tarafından da görünür hale gelmesi. Onun Çok için bizi yani. farklı kılan tarafımız görünür hale geldiği zaman Çok fark güzel. ediliyor. Yani, yani inandığımız işte. şeyi gerçek kıldığımızda. Yeah. Evet. Tabii. Şimdi bu e, niçin önemli? Aslında bizim şahsiyet, işte batılıların personality dediği kavramın hmm. temel üç unsuru vardır. Evet. Üç temel unsur üzerine kurulur. Bu nedir? Bizim bir düşünsel tarafımız vardır. kognitif dediğimiz. Evet, Biz doğru. düşünen bir varlığız bir emotif, bir duygusal tarafımız var. Bir de konatif dediğimiz eylemsel bir tarafımız var. Yani bilgi, duygu ve eylem bir araya geldiğinde oluşturduğu bütünlük dışa yansıdığında objektif hale geldiğinde şahıs haline geliyor. Şahıslaştırıyoruz. Şimdi kısa da işte e, yedi uyurlar kef e, suresinde geçen o delikanlıların evet. aslında sergiledikleri şey. ...şahsiyetleri, hmm. onların inandığı bir şey var. Evet. Dışarıdan gelen empozeye karşı bunlar diyor ki hayır biz öyle değil böyle inanıyoruz. Evet. Fakat o inandıkları şeyi, o içinde bulundukları bağlamda şahıslaştırmaları mümkün değil. Evet. O zaman ne yapalım? Biz bu ortamın dışına çıkalım, Güzel. Evet. bekleyelim. Ortam müsait olduğunda evet. biz şahsiyetimizi yaşayacağız. Evet. Şimdi onlar aslında kaçmadı. Biz Hı. kaçma dediğimiz zaman Türkçe'de tabii. olumsuz bir anlam. Doğru. Hayır taktik icabı. Evet. Geri çekildiler. Geri çekildiler. Niye? Güzel. O sosyal yapı içerisinde Hı -hı. kendilerini ifade etmeleri mümkün değil. Aynen. Evet. Dolayısıyla geri çekilme, ya ben psikolojik açıdan baktığımda başa çıkma davranış diyorum. O Hı. içinde bulundukları durumla ancak öyle baş edebilirlerdi. Başa çıkma. Evet. Bu da, da şahsiyetin bir, bir, bir özelliğidir tabii. tabii yani öyle. şahsiyetli olan kişi nerede ne yapacağını kime ne söyleyeceğini bilen insan. Problem çözmeyle ile de alakalı. Tabii, tabii. Tutarlılık da bunu gerektirir. Nitekim hocam çok güzel bir konuya temas etti. Yani sözün iki tarafı, olumlu ve olumsuzu eşit olduğu zaman, değil mi? Evet. Konuşmamak iyiydi. Ben buna sözün israfı diyorum. Hmm. Yani <laughs> yaptığınız şey sonuç getirmiyorsa Getir onun üzerine gitmeniz zaman çok ve güzel enerji tas evet. şeyinden e, israfından başka bir şey değil. Çok güzel. Aynen. Şimdi e, sizin sorunuza gelecek olursam Şimdi eğitim bu üçlü yapı düşünüldüğü zaman sadece akla, sadece bilgiye hitap eden bir süreçse yeterli değildir. Evet. Bilen bir takım şeyleri ezberleyen bir kişi ortaya çıkar. Ama onu aynı zamanda öğrendiklerini hisseden hmm. ve o hissettiği ve bildiği şeyler doğrultusunda da eyleme geçebilen bir bütünlüğe dönüştürebilmemiz için Sadece karşımıza alıp delikanlıyı ya da genci çocuğu ona sadece bir takım bilgiler aktarmamız yetmiyor. Evet. Dolayısıyla o manevi dediğiniz Peki. etkileşmenin de, hmm. yani örnek olma, model olma sürecinin de hissettirilmesi lazım. Çok Bak şey. evladım ben sana bunu söylüyorum ama bunun iyi olduğunu söylerken iyi olduğu için de ben de yapıyorum. Evet. <laughs> Dolayısıyla bu tutarlılık yine karşı tarafça bizim şahsiyetli bir kişi olduğumuzu da, Evet, gösterecektir. Yani söylediğini yapmayan evet. Bir müddet sonra etkiyi de kaybediyor. Kesin etki etmemeye başlıyor. Onun için peygamberimizin Kur'an'ın müşahhas bir örneği olması ve güven vermesi bu tutarlılığından kaynaklanıyor. Yani söylediğini kendisi de yapıyor. Aynen. Bir örnek geldi hocam aklıma. Bir gün Hazreti Peygambere bir bedevi gelmiş. Siz demiş gerçekten Allah'ın peygamberisiniz. Hı. Evet. Nasıl demiş bu kanıya vardın? Dikkat ediyorum sizi demiş. Gözlüyorum ben uzun zamandır. Evet. Siz bir şey emredince önce kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Ya. Yasaklayınca da önce kendiniz Aynen. ondan el çekiyorsunuz Hı, işte, tabii. O. Yani uzaktan uzağa da olsa tabii. Hazreti Peygamber'in tutumundan, davranışından tabii. etkileş etkilenmiş bu zat. Tabii tabii. Evet. İşte o, sizin dediğiniz o manevi etkileşme e, psikolojik açıdan bakacak olursak model olabilmedir. Yani onun duygusal dünyasına da hitap Hı. edebilmedir. Hı. Onun için bugün artık eğitim kavramı sadece bilişsel ya da IQ olarak görülmüyor. Hmm. Aynı zamanda duygusal eğitimden, duygusal hmm. zekadan söz etmenin altında evet. yatan da bu. Evet. Yani bir eğitimci, bir öğretmen karşısındakine, e, muhatabına bir şey aktarmak istediği zaman onun duygusal boyutunu da hissettirmesi lazım. Aynen. Evet, Miske bir sözünü evet. hatırlıyorum ben hocam. Hmm. Necdet Hocam diyor ki, iyi huylar, iyi davranışlar, başkasına etki etmesi Hı. bunların sürekli olması ve insanın mizacına yerleşmesiyle Hı. mümkündür. Aynen. Bunlar ancak fazilet olduğunda tabii. erdem olduğunda başkasına tabii. etki Sirene etmeye tabii, başlar tabii, tabii. diyor. Tabii. Aslında tabii. erdemler e, benim e, tanımıma göre e, değerlerin, değerler bilgisinin e, davranışlara dönüşmesidir. Hani o üçüncü boyut Hı. dediğim evet. konatif yani <laughs> eylemsel aksiyon tarafını <laughs> Öne çıkardığı zaman erdem oluyor. Yoksa biz birçok iyi şeyin ne olduğunu bilebiliriz. Evet. Evet. İyi ile ilgili efendim aksiyoloji ile ya da ahlak felsefesi ile ilgili zihnimiz birçok kuramla dolu olabilir. Evet. evet O bilgi tek başına e, bizim işte e, toplumsal hayatta e, şahsiyetli bir birey e, olma özelliğimiz için yetmiyor. Evet. O bütünlüğü. Evet gerçekleştirecek bir süreçten geçmemiz, sosyalleşmemiz gerekiyor. Şimdi hocam, bütün bu anlattıklarınızı modern durumdaki evet. insan açısından iyi anlıyorum ben. Evet. Çok önemli şeyler bunlar. Bizim gözden kaçırdığımız ve mutlaka bilmemiz gereken şeyler. Ama bütün bunları bir merkez fikre bağlıyor değil mi İslam? Allah evet. Evet. inancına bağlı. Tabii. Evet. İşte ben yine konuşmamın bir tarafında bir yerinde şöyle bir temasta bulundum. Yani Batı bugün işte kendileri de eleştiriyorlar durumlarını. Yani çok hmm. parçacı yaklaşıyoruz. Hmm. Daha bütüncü bir yaklaşım geliştirmemiz gerekir diyorlar. Tabii. Yani kişinin sadece sağlıklı olması işte iç dünyasındaki duygularla ölçülüyor. Hmm. Kendine güven duygusu var hmm. mı? Yani kendi dünyasında evet, sahip olduğu. Evet. Oysa bizim tevhidi anlayışımız evet. bireyi sadece kendi içine hapseden bir kavramlaştırma değildir. Evet. İşte kendi dışına taşabilen, evet. sosyal düzeyde sağlıklı ilişkiler kurabilen ve o arada evet. bu ilişkilerini Allah'la, yaradanla kurduğu evet. Çok güzel. ilişkiyle anlamlandıran bir evet. yapıya sahip. Aynen. Olduğu zaman anlam kazanıyor ve niçin neden yaptığının cevabını verebiliyor. İşte bugün parçacı yaklaşımlar ya iyi olman tamam, iyi güzel. E niye, niçin? Niçin? Evet. Yani evet. bu yalnız önemli bir soru hocam bu ki evet. <laughs> bakın bizim bir şahsiyet sorun. gelişimimizde e, mesela şu çok e, şey e, görülmez e, ne diyelim hani e, fiillerin e, faziletleri sıralandırılırken mesela cennet <laughs> korku e, cehennem <laughs> korkusuyla yapılan o, ibadetin evet. fazileti biraz düşüktür. Aynen, evet. Allah Aynen. rızası için yapıldığında. En başta odur. Aynen hocam. Yani kendisi için bile istemeyecek. Ya, ya, evet, ya. Evet. O noktaya ya. götürebilmesi. Aynen. Bu bütünlüğün gerektirdiği bir şey. Çünkü nihai noktada her şeyi anlamlandıran Allah'la irtibat kurulduğunda ancak Amin. mümkün olabiliyor. Amin. Necdet Hocam, şimdi Hazreti Peygamber elbette kendi toplumu içinde davranışlarıyla, tutumlarıyla e, öne çıkan hem peygamberliğinden önce hem sonra. Yalnız Ashab-ı Suffe diye bir tecrübesi var Hı -hı. İslam geleneğinin. Evet. Orada şimdi sürekli bize aktarılan işte Ashab-ı Suffe'de ilim öğrettiğidir. Hı -hı. Acaba hocamın dediği bağlamda bir şahsiyet eğitimini, asabı suffe ve onların yaşayışlarını da görebiliyor muyuz biz? Var Olmaz mı? olur mu? Tabi tabi gayet tabi. Ee, bir de şu var Ali Bey, Peygamberimiz asabı suffenin sadece ilim boyutuyla ilgilenmemiştir. Maişetlerini de tedarik etmiştir. İşte daha önce de ayet okumuştuk ya. Ve imma turdanna anhum ibtiga rahmetin min rabbike tercuha. Şayet peygamberim sen Allah'tan bir rahmet umarak bekleyerek onlardan sarfı nazar etmek zorunda kalırsan ne demek? Yani mesela Suheybi Rumi, işte Ammar, e, efendim Bilal-i Habeşi gibi fakir sahabiler ve Ashab-ı Suffe'den bazıları geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, yani, nafakamız tükendi, bize bir şeyler ver. O anda da Peygamberimiz de yokmuş ya hocam, e, şöyle yüzlerine bakamayarak öbür tarafa dönmüş. Yani bakamıyor yüzüne, hani yüzü tutmuyor. İşte o zaman fekullehum kavlen meysura. Onlara gönül alıcı, zora sokmayan sözler söyle. Yani ya devamlı geliyorsunuz, geliyorsunuz Allah Allah ya siz yoktan anlamaz mısınız haşa? Gitti hepsi gitti. Ve la temnun Bakın değil mi? Müddessir suresinde geçer. çok göreceğin şeyi verme. Eğer başa kakacaksan sakın verme. Yani adama olmaz olsun dedirtecek şeyleri, iyilikleri yapma peygamberim. Minnetsiz bir iyilik söz konusu ki Orada da onları eğitiyordu. Bir edeptir Tabii. bunlar. Kur'an aslında hocam malum Mevlana diyor ya. Adem zade eğer bir edebest, Adem fakter beni, cismi beni Adem'i hayvan edebest getirir. Adem oğlu eğer edepsizse, edeps, edepsizse Adem değildir. Çünkü Ademle hayvanın bedeni arasındaki tek fark edeptir. Çeşim be kuşadu bebin cümle kelamullahra. Gözünü aç bir bak ki bütün Allah'ın kelamına bak. Ayet ayet hemecümanı Kur'an edebes. Ayet ayet bütün Kur'an'ın manası edepten ibarettir. beni Rabbi fa ahsana buyuruyor efendimiz. Beni Rabbim edeplendirdi ve en güzel şekilde hmm. edeplendirdi. Evet. Bütün işlerin başı buraya çıkıyor evet. Ali Bey yani. yani edep. aslında bu bizim edep dediğimiz ahlak hmm. dediğimiz bunların tümü bir şahsiyet ve bunda Tabii. bir bireysellik de var değil mi hocam? Tabii. Ha, din insanları bir sürü haline getiriyor değil. Gerçi tabii. siz başta bunu söylediniz. Evet. Dediniz ki işte e, onun bir ayrıcı vasfı olması tabii, lazım tabii, şahsiyette. Tabii, tabii. Yani din tabii. insanları bir sürü gibi tabii, görmüyor bu aynen. şahsiyet vurgusunu Kesinlikle. yaparken. Şimdi deyince hemen e, e, çağrışıyor. Şimdi iyilikte yarışınız. Evet Şimdi herkes aynı şeyi yaparsa orada bir yarışma olmaz ki. Evet. Dolayısıyla Allah Allah. <laughs> bunu gerçekleştirebilmek için bizim e, şahsiyet yapımızın Birbirimizi ayırt eden bir taraflar olması lazım. Çok güzel. Yani birinin kafası teorik konulara çalışır. Evet. O yönde o iyiliğe katkı sağlar. Hmm. Herkesten aynı şeyi beklemek evet. o e, iyiliğin tabiatıyla da çelişir. Çok evet. güzel. Çünkü o iyilik dediğimiz bir dediğimiz şey evet. çok farklı yönleri olan. Evet. İşte dediğiniz gibi Orkestra yani mahiyeti açısından <laughs> e, ihtiyacı evet. vardır. Karnını doyurmanız gerekir biri. Birinin zihnindeki bir soruya cevap vermeniz gerekir. Evet. evet. Bir başkasının evet. efendim duygusal bir problemi vardır. Evet. Ona ortak olursunuz. Evet. Onunla evet. efendim empatik kurarsınız. Ona o yönde. Evet. Şimdi bazı kişilikler. Bazı alanlarda öne çıkar. Yani Onun için biz bunu ayırt edici özellik diyoruz. Hmm. İslam şahsiyeti deyince yani bu bizi bir sürüye dahil etmiyor. Değil, tek düzelik değildir aslında. Bilakis yani hani e, nasıl söyleyeceğim hocam onu? Bizi gerçek anlamda bir Tabii. birey olarak, fert olarak, He. tasavvuf ehlinin evet. ferdaniyet, ferdiyet dediği evet. şey. Tabii. Öylece hakiki anlamıyla inşa ediyor. Evet. Aynen öyle. Evet. evet. İşte evet. biz onu bazı programlarımızda da gündeme getirdik, tartıştık. Aslında birey kavramı benim algılamama göre biraz eksik değerlendiriliyor. Ve bireyden hemen bireyciliğe gidiyor gidiliyor. Ve bireycilikten de hemen bencilliğe, bencilliğe. gidiliyor. Dolayısıyla ha. birey sanki ikinci derecede kalıyor gibi. Evet, Hayır aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatabı tek tek bireylerdir. Tabii. Ferden ferda. Aynen. Yani Aynen. ahirette yaşayacağımız durumu aslında bu dünyada <laughs> Allah yaşayabilmek Allah. Ve onun hakkını verebilmek işte şahsiyet sahibi olmakla mümkün. Eyvallah. Yani ben ben olacağım ve benim sahip olduğum özellikleri gerçekleştirebileceğim ki farklı bir evet. e, yönüm olsun. Evet. Ve o farklılığımla ben katkı sağlayacağım. Hatta yani hocam, Herkesin söylediğini evet. tekrar etmem e, Hı -hı. pek fazla bir evet. şey katmayabilir. Bu son yüzyıldaki Müslüman şahsiyet evet. dediğimizde evet. aklımıza gelen Akif'in bir son kıtası evet. var ha. okuyayım mı hocam? Evet. Okuyayım. Diyor ki efendim bakınız Akif. Zulmü alkışlayamam, evet. zalimi asla sevemem. Yeah. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Hmm. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Hmm. Üç buçuk soysuzun ardından zararlık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı isem kim hmm. dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. İşte bu önemli. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta hmm. Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım zalimin hasmı ama severim mazlumu yani, irticaın sizin lehçede manası bu, bu mu? mu? diyor. irticağı evet. değil mi ele alırken. Evet. Hocamın evet. şeyin hatırlattı bana Ali Bey ondan bitirelim bireycilik buyurdu. Evet. Yani o sonunda öyle bencilliğe dönmemeli yani Tabii. o süper ego böyle. ve kulluhum atihi yevmel kıyameti ferde. Onların hepsi yarın kıyamet gününde Tabii. tek başına gelecek Rabbim buyuruyor. Evet. Bu çok yani önemli. biz aslında şahsiyetimizle evet. imtihan olunuyoruz. İmtihan evet. olunuyoruz. Yani o şahsiyeti ne kadar geliştirirsek evet. imtihanda başarılı olma i̇nşallah. Inşallah şansımız <laughs> da o ölçüde artacak i̇nşallah. diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili ediyorum. seyirciler bugün e, şahsiyet kavramını İslam ve İslamın emirleri yasakları değerleri açısından konuştuk. Profesör Doktor Necdet Çağıl hocamız bize Kur'an'dan kendisinin tespit ettiği ayet-i kerimeleri Tefsir ettiler Profesör Doktor Recep Yaparel hocamız da ki bu alandaki ilk çalışmalardan birinin evet, sahibidir. Exactly. Aynı ayeti kelimeleri psikoloji ilmi açısından değerlendirdiler. Aynen. İlk defa böyle bir tefsir <laughs> sohbetine Çok şahit olmuş olduk. İnşallah evet. bundan ne sonra güzel. yani İnşallah. bu tür televizyon programlarında, radyo programlarında Mutlaka. Efendim bu tür tefsirlerin bilmiyorum benim evet. kanaatim artırılması lazım. Ali Bey müfessirin yanında mutlaka bir psikolog olması lazım. Evet. evet. Ee, bir de hocamızın ilahiyat evet. bilgileri de var evet. şükürler olsun. İkisi evet. bir arada evet. zülcenaheyin oluyor. Çok evet. güzel. Hocam Herhalde çok teşekkür de, ederim. Ben deniz Bendeniz lisan ettiğimse affola. Hayırlı sabahlar. Hayırlı seherler efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en موسوعة النابلسي للعلوم الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاه على <applause> الفلك الصلاة خير من النوم الصلاة خير about Allah <laughs> ey doğunun ve batının ezeli ve ebedi hükümdarı olan Rabbim. İman pınarından kullarına hidayet veren sensin. Karanlıklar içinde kalan dünyamızı güneşinle aydınlatansın. Aşılmaz sandığımız dağların yollarını açansın. Ey Rabbim, ruhu kabzeden de sensin, feraha ulaştıran da. Zamanı namazla taçlandıransın. Ey her türlü noksanlıktan uzak olan Rabbim kulların karşısında elif gibi dururken senin huzurunda mim gibi olmak isteyenim. Kalbimle, dilimle, bedenimle huzuruna huzur bulmaya geliyorum. Yüreğimdeki mahcubiyetimle kabul eyle beni huzuruna. Hazreti Muhammed'in atam dediği sevgili peygamberin Hazreti İbrahim'in doğasıyla sana yakarıyorum. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.